Masar. Kalk hadi oğlum. Masar. Kalk lan. Lan her bölümde ben mi hatırlatacağım sana? Yine izlemedin değil mi önceki bölümü? Abone ol oğlum artık şu kanala. Abone ol. Uyan lan sen de. Allah'ım ne olur gözümü kapatıp açınca gitmiş olsun. Böyle rüya gibi bir şey olsun. Ya hala burada ya. Ölmemiş miydi bu? Üç kulübeyle moksam gider mi acaba? Gel. Merhabalar, ben mülakat için gelmiştim. Ha. Çiçek Alkan. Evet, benim. Ben de şimdi sizin dosyanıza bakıyorum. Buyurun oturun lütfen. Evet, Çiçek Alkan yaş 27. Bundan öncesinde 3 tane farklı kurumsal firmada güvenlik görevlisi olarak çalışmışız. Peki, en son çalıştığınız iş yerinden niye ayrıldınız? Efendim? Ben orada gece bekçisiydim. Geç vakitte iki kişinin kuyumcu vitrinine yaklaştığını gördüm. Onları takip ettim. Sonra kemencimi atarak onları yakaladım. Çektim, çektim, çektim. Boğdum. Öldürdüm. Nasıl yani? Çok özür dilerim efendim. Ben aslında tiyatrocuyum da, yani tiyatroda kostüm tasarımcısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda oyunculuğumu da geliştirmeye çalışıyorum ama hiç yeri değildi. Ben çok özür dilerim. Maalesef yeri değildi. Ben de biraz gerildim tabii. Neyse bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Oyuncunuz gayet iyi ve doğal. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler, teşekkürler. Tatlım, bugün açar mısın? Efendim o sizin telefonunuz. Ay tabii. Ben Zeytun'umu değiştirdim. Gizli görevdeyiz ya. Alo, ben dedektif Jane. Buyurun. Bunlar artık sokakları bırakmış telefon ediyor. Neymiş efendim? Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı kenarı, paspas kenarı. Efendim aynısını yaptınız. Yoksa siz miydiniz o? Saçma saçma konuşma Öykü. Adam kaçıyor. Sen hala eğlence peşinde. Kaçabilirim ben de. Yani en fazla ne olabilir ki? Kavga çıksa güvenlik gelir. Hadi oğlum Masar. Hadi göreyim seni. Sarı. Ha Masar. Bayıl. Hadi lan bayıl. Bayıl hadi. Düş. Yok ya, bu olmadı. En güzeli ben ufak ufak kaçayım. Bu da olmadı. Ama olacak. En güçlü planı en sona saklamıştım. Kurtulmama çok az kaldı. Masar! Kardeşim çok şükür uyandım be. Anlatacaklarım var şimdi, beni dinle. Siz kimsiniz abi? Ben sizi tanıyor muyum? Adım ne? Burası neresi? Siz biliyor musunuz abi? Masar, Sarı ben oğlum, hatırlamadın mı? Yok abi ama... Kıyak abiymişsin, helal olsun. Delikanlı adam mıydın? Lan sen çok sert düştün, bu ondan oldu değil mi? Düşerken bir de kafanı mafanı da vurdun. Hay Allah, ne yapsak ki şimdi ya? Ben size demedim mi? Hafıza kaybı her zaman tutar. Yok, hatırlayamıyorum. Ben o zaman dükkana gideyim. Dükkana mı? Masar!
Numara tuttu da ben çenemi tutamadım ki. Sizin derdiniz ne kızlar? Ha? Ha, yok. Oğlum sen bana çok lazımsın lan. Yaşa, yaşa Marcel, tamam mı? Hadi, ben bekliyorum. Hadi. Marcel. Bak beni izliyorsun, farkındayım kardeşim. Vallahi zarar vermeyeceğim sana. Kalk hadi, anlatacağım çok önemli bir şey var. Masar. Ezubillahimineşşeytanirracim. Ölmedin mi abicim sen? Öldüm, ben öldüm ama durum çok başka. Dinlemen lazım. Allah! Ben de mi öldüm yoksa? Ben de mi öldüm? Evet, çiçek. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ama bu arada dur bakalım. Bunlar da görevde giyeceğin kıyafetlerin. Teşekkürler. Bu arada lütfen göreve bugün hemen başlayalım. Tabii tabii. Bir de bahsettiğim gibi kostüm tasarımcısıyım ben. Bir iki detay eklesem sorun olur mu acaba? Pek fazla aslını bozmazsak iyi olur. Gerçi... ya belki bizim de hoşumuza gider. Biz de kendi kıyafetlerimizi bunu uyguluyoruz ha. Hadi bakalım. Tekrar tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Şşş, la bebe. Bak bir laf edeceğiz, konuşturmuyorsun ya. Nereye gidiyoruz oğlum? Lan sen harbi katıksız manyaksın ha. Burası kalabalık oğlum, burada beni dövmez. Dövmek mi? Mahsarcığım, ne kadar ayıp. Ben seni niye döveyim canım kardeşim? İlkinde niye dövdün lan? Ben ilkinde seni dövmedim lan. Sen kendi kendine düştün, bayıldın. Kendi kendine bir triplere girdin. Hem bak benim sana anlatmam gereken çok önemli bir konu var. Sakin olmamız lazım. Kardeşim daha önemli ne olabilir ya? Öldüm diyorsun, ölmemişsin. Ya kardeşim sen beni dinlemiyorsun ki. Yani bak haklısın, ben öldüm. Daha doğrusu öldürüldüm. Şerefsizin biri beni otelde havuza itti. Şimdi benim onu bulmam lazım. Nasıl yani? Sen ölü müsün oğlum? Ölüyüm oğlum. Sen beni dinlemiyorsun ki. Bak anlatacağım. Ben öldüm ama diğer tarafa gidemedim. Ruhum Araf'ta sıkıştı. Ben de böyle olunca fırsattan istifade gelip intikamımı kendim almak istedim. Onlar da izin verdiler. Ama dediler ki yalnızca 3 kişiye görünebilirsin ve sana sadece Masar Sakin yardım edebilir dediler. Başka Masar Sakin olmasın? Yok, başkası değil. Sensin. Yani anlayacaksın. Biz artık kader arkadaşıyız seninle ha? Diğerleri kim oğlum? Onları daha sonra bulacağım. Hele şu katilin kim olduğunu bir öğrenelim. Birisi kesinlikle o olacak. O şerefsizden intikamımı kendi ellerimle alacağım. Anlıyorum abicim. Tamamdır. Ben size yardımcı olamayacağım. Teşekkür ederim. Saygılar. Ne demek yardımcı olamayacağım lan? Şşş! La bebe! Ben suçluları inceleme uzmanı dedektif Jane. Sizi izleme sebebimiz de tahmin edebileceğiniz gibi Sarı Süleyman cinayeti. Ne cinayeti be? Adam havuza düşmedi mi? Cinayet nereden çıktı? Böyle bilmiyor gibi yaparak kurtulamazsınız Hulusi Bey. Ben gerçekleri ortaya çıkaracağım. Ya öyle mi? Yani benden şüpheleniyorsunuz. Peki benim yaptığımdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ha? Yani henüz emin değilim ama geçmişinizle ilgili karanlık noktaları öğrendikçe daha da yaklaştığımıza inanıyorum. Yanlış şeye inanıyorsun dedektif. Ben o işleri bırakalı çok oldu biliyor musun? Çok diyet ödedim ama o karanlık dünyadan kurtardım kendimi. Ayrıca bu olayla da hiçbir ilgim yok. Bunu yakında siz de anlayacaksınız zaten. Göreceğiz. Bundan sonra gözüm üzerinizde olacak. Öyle olsun Sherlock Holmes'ler. Hoşça kalın. Duydun mu? Duydun mu ne dediğini?
Ya Mazhar kardeşim, bak bana yardımcı olman lazım diyorum. Anlamıyorsun beni Allah rızası için ya. Senden başka kimse bana yardımcı olamaz. Ameliyat değilim. Kardeşim, kurbanın olayım, yardım et bana ha. Oğlum sen hayvet değilsin ki, kolumu nasıl tuttun ha? Bak. Oğlum onunla ne ilgisi var lan? Ölüyüm ben, kimse göremez beni. Bak. Ha, bana inanmıyorsan aha dayıya sor lan. Mazhar? Müdürüm, yemeğe mi? Evet, bu katta ne işin var senin? Müdürüm, ya o değil de ufak bir sorum olacak. Ve benim ufak etrafımda yani. Bir gariplik var mı? Ne gibi bir gariplik Mazhar, ne diyorsun sen? Ne bileyim, böyle kolumu tutan, böyle bakan. Mazhar'cığım biz seni çok çalıştırıyoruz herhalde. Vallahi Hulusi abi kızacak bize. Hadi gel seni yemeğe götüreyim. Yok müdürüm ya, siz gidin. Ben babama uğrayayım geleyim, olur mu? Sen bilirsin. Gördün mü lan, inandın mı şimdi bana? Bak, ölüyüm diyorum kardeşim, inan artık bana. Şimdi bana söyle, yardımcı olacak mısın bana ha? Olmayacağım kardeşim, tamam mı? Bizim AVM'de huzurumuz yerinde. Böyle bir belaya bulaşmak istemiyorum ya. Tamam, sen git Sincan'da Mamak'ta bir arkadaş bul. Tamam mı? Orada arkadaşlar sana yardımcı olurlar. Tamam mı? Kendine iyi bak. Olan ya da olmayan hayatında sana başarılar. Görüşmek üzere. Galiba burada canım. Evet hanımefendiciğim, ben daha bugün başladım işe. Siz de AVM'de mi çalışıyorsunuz? Ay yo yo. İsterim ben canım. Baksana dondurmam bile kıyafetimle uyumlu. Ama bu mahallede oturuyorum. Aa ne güzel. Güzel güzel. Bak ben sana ne soracağım şimdi. Sabahtan beri yanına gelip soracağım. Hep telefondasın, hep telefondasın. Sen bu leoparı, alı gülü, dalı pılı bu kostümü sen kime yaptırdın? Ben kendim tasarladım bunu. Hepsini kendim tasarladım, aldım bu pırlantaları. Aşağıdaki terziye verdim, o da sağ olsun dikti. Bir ara sen gelsen, benim gardıroba, benim kostümlere de el alsana. Tabii, tabii ne zaman isterseniz. Ay! Bak ben seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Bak sana ne diyeceğim, bu AVM var ya, aile gibidir canım. Eğer ki seni severlerse yıllarca bırakmazlar. Bu yüzden ne yapıyorsun? İşine sımsıkı sarılıyor. Sımsıkı, sımsıkı, sıkı, 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 sarıl. Böyle bir şarkı duydun mu daha önce? Yok. Yo, duyamazsın zaten çünkü ben yazdım. Bak iki dakikada... Ay dur ben gideyim de dondurma veriyor. Daha fazla duramayacağım, ben bu şarkıyı yazayım. Biz daha çok görüşeceğiz seninle. Öpücükledim tamam. Seni, var o. Ay, hadi bay. Az konuş telefonla. Sımsıkı, sımsıkı. Tamam. Yaz sıcaklarından bahsetmişken tüm sokak hayvanları için kapınızın önüne bir tas su koymayı sakın ihmal etmeyin sevgili dostlar güzel. Gerginiz biraz, ha? Ya baba biliyor musun, bu Sarı Süleyman var yani. Öldürülmüş olabilirmiş. Sen nereden duydun? Anladım oğlum, anladım. Öyle güzel anlattın ki. Çocuğum ne yapıyorsun sen ya? Karagöz Hacivat gibi karşımda. Derdin neyse söylesene. Dedektifler var ya, dedektifler. Ha. Onlar tutuklamaya çalıştılar beni ya. Seni tutuklamaya çalıştılar. Beni de takip ediyorlar biliyor musun? Az önce arkada yakaladım. Seninle ne ilgisi var? Peki benim yaptığımdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ha? Yani henüz emin değilim. Ama geçmişinizle ilgili karanlık noktaları öğrendikçe daha da yaklaştığımıza inanıyorum. Kitabı bizden aldı ya, herhalde o yüzdendir. Ya baba sen hep diyorsun ya, mahalle olarak birbirimize tutunmamız gerek diye. Ben artık bunu daha iyi anlıyorum. Huzurumuzu bozmalarını istemiyorum baba. Aslan oğlum, sen hiç merak etme evladım. Kimse bizim huzurumuzu bozamaz, tamam mı? Takma kafana böyle şeyleri. Keyfine bak Tosun'um, keyfine bak.
uyanık. Öyle kolayca yırtabileceğini sanıyor. Siz elbette düşünmüşsünüzdür ama öğrenmek için soruyorum. Şimdi ne yapacağız? Bağlantılarımızı kullanacağız tatlım. Ve her şeyi böyle tek tek ortaya çıkaracağız. Bütün tozlu arşivler önümüze gelecek. Sen merak etme. Hadi bakalım, çok işimiz var. Her şey tamam patron. Evet. Müşüyle karşılaşmış gibi yaptım. Kostüm tasarımı olayına bayıldı. Siz planlarsınız da bayılmaz mı? Hayır patron. Henüz Hulusi ya da Mazhar'la konuşmadım. Şu dedektifler bir huzur vermiyor ki. Tamam. Acele etmiyorum. Tamam. Hı. Anladım. Görüşmek üzere. Bir garip AVM sakini. Keyifli neş delişen kahkahalı. Baba ne derse öyle olmalı. Gece gündüz gülmeyi oynamalı. Nasıl olmuş da o gelmiş geri? Hadi şimdi kurtar kendini bir garip abi.